Evet, Wagner isyanının sonrasını konuşacağız. Bu konuyla ilgili çok konuşulan şey var ama biz ağırlıkla biraz da Ukrayna ve Suriye üzerine ama bir de Erdoğan'ın bu konudaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerini alacağız. Doktor İsmet Konak akademisyen Skype hattımızda. Sayın Konak merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Doğrusu çok konuşuldu, tartışıldı, belki onları tekrar etmek gerekmiyor ama çok kısa bize özetlerseniz neydi Wagner krizi, şimdi ne oldu? Ondan sonra ayrıntılarıyla belki Orta Doğu ve Türkiye-Ukrayna ilişkileri boyutunda da değerlendirmeye zamanımız kalır. Evet, yani Wagner krizi tabii siz de takip ettiniz. Normalde ne dedi? Bu bir adalet yürüyüşüdür dedi. Ancak bana göre bir adalet yürüyüşü değildi. Bu bir kalkışmaydı. Silahlı kalkışmaydı. Bu bir darbe de değildi. Çünkü darbeler böyle, yani ben geliyorum diyerek olmaz. Darbe yapacağım, hadi bakalım ben yola çıktım, hazır olun. Bu şekilde bir darbe de olmaz. Bir kalkışmaydı. Putin'in karizmasını sarstı bana göre. Özellikle Putin Rusya'da artık put haline gelmişti. Yani Rus halkı, çünkü bu savaşa girdiği zaman Putin çok sayıda dinamiği yanına almıştı. Çok sayıda parti yanındaydı. Yani liberaller olsun, komünistler, sosyalistler her canaftan desteği aldı. Öyle bir hamiyet yarattı. Yani vatanseverlik yarattı ve o şekilde cepheye gitti. Bir de şimdi neydi? Aynı zamanda Putin kendisi bir başkomutan. Sonuçta orada bazı emirler de veriyor. Ama ne oldu? Yevgeni Prigojin bu putun oradaki kutsiyetine zarar verdi. Böyle söyleyebiliriz. Çünkü halk huşu içerisinde bu puta tapıyordu. Bir, bunu yarattı. İkincisi de Putin bundan sonraki süreçte özellikle askerin cephedeki... Tam bundan sonra demişken... otoritesi sarsılan bir Putin varsa bundan sonraki iktidarını nasıl etkiler? Özellikle Rusya'daki muhalefetin tutumunda bu konuyla ilgili ciddi bir değişim beklemek mümkün mü? Yani Rusya'daki muhalefette bir değişim olur mu? Pek zor gibi ama şöyle zor. Şimdi Rusya'da yani komünistler normalde en etkili muhalefet aracı olarak Rusya Komünist Partisi duruyor. Ama Komünist Partisi bu savaşa mutlak şekilde destek veriyor. Yani bu kargaşayı kullanmaz. Bu kargaşayı kendisi için kullanmaz. Ama ne olur? Putin karşıtı, Putin'in mevcut politikasına rahatsız olan bazı oligarklar var. Bu oligarklar belki bundan sonra yavaş yavaş bıçaklarını kınlarından çıkarabilirler. Onu söyleyelim. Kimdir bu oligarklar diye sorarsanız, mesela Mikhail Friedman var. Mevcut politikadan çok rahatsız. Yaptırımlardan da çok zarar görüyor. Mesela şu an içeride zindanda, yani cezaevinde duran Ilya Yashin var. O da çok rahatsız. Yurt dışında Hodorkovski var. Çok ciddi oranda bir lobicilik yapıyor Rusya içerisinde. Bir anti propaganda yapıyor Putin karşıtı. Bütün bu muhalif oligarklar... Bunlar Rusya siyasetinde etkili unsurlar mı? Şimdi şöyle, bu oligarklar sonuçta milyarder. Dolayısıyla bir noktada etkileyebilirler, bir noktada. Çok derin etkilerler mi onu tartışılır da. Ama mesela bu kargaşayı bundan sonra kullanıp Putin'i daha fazla zayıflatmaya girişebilirler. Onu düşünebiliriz. Çünkü seçimler var önümüzdeki süreçte. Eğer ellerindeki milyar dolarları iyi kullanırlarsa, seçim döneminde iyi bir kampanya yürütürlerse, çünkü şöyle bir durum da var. Şimdi Ukrayna sahasında Ukrayna ordusu ilerliyor. Yani Lugansk ve Donetsk gibi kentlerde risk var. Rusya burayı kaybedebilir. Hatta Kırım'ı da kaybedebilir. Kaybederse gerçekten Putin tamamıyla artık otoritesini, daha doğrusu karizmasını çizdirir. Oradaki otoritesini yitirir. Bu otorite boşluğunda oligarklar yararlanabilir. Ama ben diğer partilerin, özellikle Komünist Partisi'nin burada pek yararlanacağını düşünmüyorum. Ha, oligarklar kime yakın olurlar? Belki oradaki Liberal Demokrat Parti'yi kullanabilirler veya diğer partileri, sağ partileri kullanırlar Putin'e karşı. Böyle bir hassas noktası var. Hemen şunu da söyleyeyim. O cephedeki askerlerin psikolojisini de etkiledi Wagner'in bu çıkışı. Şöyle etkiledi. Yani merkez
hapşırırsa cephedeki asker zatüre olur. Evet. Yani şu an öyle bir bağlantı koptu. Bağlantı kopukluğu yaratmış. Bağlantıdan söz etmişken şunu da söyleyeyim. O zaman bu Wagner krizi somut olarak düşündüğümüzde Rusya'nın dışarıdaki tüm operasyonlarını ama özellikle de Ukrayna ve Suriye'yi daha çok etkileyecektir görünüyor. Oradaki etkileri ne olur? Evet, kesinlikle etkiler. Rusya'nın, daha doğrusu Ukrayna'nın her ilerleyişi bence Suriye'de Rusya'nın politika değişikliğine gidişi demek. Buna göre çünkü adımını atacak. Zaten Ukrayna Savaşı başladıktan sonra bir kutuplaşma oldu. Kamplaşma yaşandı Batı blokuyla Rusya arasında ve bu kutuplaşma ışığında Rusya özellikle Suriye'deki politikasını daha da farklılaştırdı, keskinleştirdi. Burada kimi daha çok etkiledi? Rojava bölgesini daha çok etkiledi. Mesela şu ana kadar Rojava yönetimiyle ilgili, özerk yönetimiyle ilgili, yani bu yönetim yasa dışı bir yönetimdir sözünü öyle çok rahat kullanmazdı Rusya. İşte müzakereler yapardı, bir şekilde heyetlerle görüşürdü. Ancak böyle bir üslup takınmazdı. Fakat Ukrayna Savaşı'nın yarattığı o gerilim Rusya'nın Suriye'deki dilini, söylemini de değiştiriyor. Vaktimiz varsa biraz Rojava konusuna geçiş yapabiliriz. Var, buyurun lütfen. Evet, şimdi Rojava konusunda da şöyle bir şey yapıyor artık Rusya. Şunu diyor, bırak diyor kendini artık Şam yönetimini o tırnak içerisinde sizacık kollarına, yani teslim ol diyor. Statünü artık bırak, biz senin statünü tanımıyoruz. Şam hükümetinin demir ökçesi altında yaşamaya bak diyor. Dolayısıyla özerk yönetimin mevcut çözüm modellerini artık çok dikkate almayan bir Moskova var. Aslında özerk yönetim her seferinde neyi dile getirdi? Dedi ki biz farklı güçlerle görüşebiliriz. Yani ABD ile de görüşürüz, seninle de, yani Rusya ile de görüşürüz, Türkiye ile dahi görüşürüz, Şam hükümeti ile görüşürüz. Çünkü özerk yönetimin bir amacı var. Neyi söylüyor? Eşit yurttaşlık diyor. Çoğulcu bir anayasa diyor. Ondan sonra self-determinasyon diyor. Özerklik diyor, ortak yaşam, bunlardan geçiyor. Kalır özgürlükçü, ekolojik bir sistemden, yani aslında son derece basit, 21. yüzyıla özgün bir model. Rusya bu modele çok mu uzak bir ülke? Aslında evet, federatif yapısı itibariyle çok uzak değil. Rusya'da çok sayıda özerk cumhuriyet var, özerk bölge var. Böyle bir mirastan geliyor. Sovyet döneminde çok sayıda özerk birimler inşa edildi, Sovyetler inşa edildi. Hepsi bunu gayet iyi biliyorlar. Yani Kürt yönetiminin, daha doğrusu Rojava yönetiminin ne dediğini iyi anlıyorlar. Fakat dediğim gibi konjonktür bunu gerektiriyor. Burada neyi yapıyor? Türkiye tarafını mesela kullanıyor. Yani Türk saldırılarını orada kullanarak Rojava yönetimini caydırmaya çalışıyor. Diyor ki, şunu söylüyor yani, ölümü gösteriyor, sıtmaya, razı etmeye Wagner çalışıyor. Wagner kriziyle bu politikada değişim olması mümkün mü? Wagner kriziyle bir değişiklik olur mu? Bence olmaz. Yani zayıfladı. Şöyle söyleyeyim, karizması çizildi. Fakat yani şu an için değişimin olması, peki, değişimin olması için daha doğrusu Wagner krizinin daha büyük olması gerekiyor. Peki. Mesela biz orada dedik ki çatışma olacak veya iki taraf çatışacak, hatta Putin'i çok zorlayacak. O gün mesela Putin kendi devlet uçağıyla, yani bazı söylentilere göre Vnukovo'dan çıkmış, St. Petersburg'a gitmiş. Veya Putin etrafındaki onu destekleyen bir iki oligark var. Onlar da mesela uçaklarıyla, onların birinin İstanbul'a geldiği, birinin Bakü'ye gittiği söyleniyor. Eğer kriz derinleşseydi, yani Putin biraz daha zor durumda kalsaydı, Suriye politikası tabii olur olmaz değişikliğe uğrardı. Bir görelim bakalım. Son sorumu soracağım ama bu da önemli doğrusu. Özellikle Wagner'in isyanı başladıktan sonra en çok tedirgin olanın Erdoğan yönetimi olduğu gözlendi. Bunu nereden söylüyorum? Yani Erdoğan'a bağlı, AKP'ye bağlı basın neredeyse tamamen Rusya krizine odaklandı ve çok kısa süre içerisinde de en açık desteği Erdoğan verdi Putin'e. Bunu nasıl yorumlamak gerekir? Yani Erdoğan'ı ya da AKP iktidarını tedirgin eden etken neydi burada?
Evet, şimdi Erdoğan'la Putin yönetimi artık bana göre Siyam ikizleri. Yani birbirine artık yapışık durumdalar. Birbirlerine ihtiyaç duyuyorlar. Pragmatistler, yeri geldiğinde gelebiliyorlar. Daha önceki süreçte görüldü ki Rusya'nın mesela uçağı düşürüldü, işte büyükelçisi öldürüldü. Fakat son noktada özellikle bu süreçte birbirlerine ihtiyaç duyuyorlar. Putin eğer olası bir durumda zayıflarsa veya Putin yönetimi bir krizle karşılaşırsa bu Erdoğan'ı çok etkiler, domino etkisi yapar. Çünkü artık bu coğrafyada yani Orta Doğu'dan tutun Orta Asya'ya kadar bir otokrasi kulübü oluşturulmuş durumda. Sık sık yan yana geliyorlar, müzakerelerde bulunuyorlar. Kendilerince işte halkların geleceğini tayin etmeye çalışıyorlar. Bunun içerisinde İlham Aliyev de var. Bunun içerisinde Kazakistan'daki Nur Sultan Nazarbayev de var. İmam Ali Rahman da var. Bunun içerisinde Lukashenko var. Bütün bu diktatörler şu durumda kesinlikle kendi içlerinden birinin tehlikeye girmesini istemezler. O yüzden hemen aradı. Elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım dedi. Putin'e bunu söyledi. Şimdi Türkiye ile Rusya arasındaki aslında bu ilişki biraz daha tekrar biz Rojava'ya çekersek bu ilişki bence şu an için kurulan bir ilişki değil, bu pragmatist bir ilişki. Biraz böyle hani yüzeysel bahsetmek lazım. 100 yıllık geçmişe de dayanıyor. 1921 yılında imzalanan Moskova Anlaşması'nın 8. maddesinin ruhu hala geçerli. O maddede ne söylüyordu? İçte ve dışta bu imzalayan devletlerden birini tehdit eden bir unsur varsa tarafsız kalacaklardı. Şimdi mesela onun ilk zararını nerede gördük? Boşgiri direnişinde gördük. Direnişte Sovyet yönetimi sessiz kalmıştı. Topal Osman Giresun alayıyla birlikte gitti. Oradaki silahlarla birlikte o direnişi bastırdı. Onun gibi bir sürü örnek var. Mesela Kızıl Kürdistan'ın ortadan kaldırılmasının sebebi bu iki devlet arasındaki 1927 yılında imzalanan ticaret anlaşmasıydı. İşte bu ruh, bu feraset bence hala da geçerli. O zaman sosyalist bir ülke vardı, şimdi ise liberal bir ülke. Yani Rusya'dan bahsediyorum. Taktik değişti mi? Taktik değişmedi. Yani SAS aynı SAS, sadece telleri değişti. Şimdi günümüzde de o yüzden baktığımızda bir kez daha Erdoğan rejimi bu açıdan Putin'e ihtiyaç duyuyor. Zaten her alanda bağımlı hale de gelmiş. Hem enerjide hem Evet. tahılda. Putin de Erdoğan'a ihtiyaç duyuyor. Burayı artık bir ilticagah olarak kullanıyor. İlk uçaklar hep buraya geliyor. Oligarkların artık yatırım üssü haline geldi. Başka projeleri var. Türk Akımı projesi, Akkuyu. Dolayısıyla ne yapacaktır? İki taraf her zaman birbirini ayakta tutmaya çalışacaktır. Peki İsmet arkadaş, çok teşekkürler. Zaman ayırdınız. Değerlendirme ve yorumlarınızı izleyicilerimizle paylaştınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim, yayınlar.